Bakın yıllık yaklaşık 10 bin tane elektrik, elektronik ve alt başlıklarında disiplinimizde mezun genç arkadaşımız var. Atanamadıkları için açıkta kalan elektrik mühendisleri meclise başvurdu. Birçok arkadaşımız sektörün dışında farklı işlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Elektrik elektronik mühendisleri meclis dilekçe komisyonuna yüzlerce dilekçe gönderdi. Ulusal kanalın ulaştığı dilekçelerde mühendislik bölümlerinin her yıl yaklaşık 10 bin mezun verdiği belirtildi. Kamuda istihdam için kontenjan talep edildi. Daha önceki yıllarda bölümümüze 4 atama döneminde toplam 480 kişilik kadro verilmiştir. Verilen bu az kadroya istinaden 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda 90 ve üzeri puanlarla açıkta kalmaktayız. İşsiz elektrik elektronik mühendisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Enerji ve teknolojiye ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bu dönemde dinamik ve süregelen bir gelişme için hizmeti görev bilmiş biz genç mühendisler için 3000 kişilik bir kadro talebinde bulunuyoruz. Yani son 5 yılda bile 50 bin kişinin üzerinde mezun oldu. Şu an iş bulma oranları her 10 binde 3500-4 bin civar. Yani %35-40 seviyelerinde. Dolayısıyla şu ana kadar birikmiş işsizliği 3 bin kişiyle falan siz gideremezsiniz. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Ecevit Ablak, meclise gönderilen istihdam dilekçelerini ulusal kanala değerlendirdi. Belediyeler birimlerinde, doğru birimlerinde elektrik mühendisi istihdamı yapmıyorlar. Bunları yapmalılar. Özellikleri sağlık alanında, özel hastaneler olsun, örneğin kamu hastaneleri olsun, buralarda doğru işi yapacak mühendislerin olması gerekir. Dolayısıyla dağıtım şirketlerine de bakarak doğru sayıda istihdam yapmalarını sağlaması gerekir devletin.